Nemi suresinden okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanı Allah'a sığınırım. Ta-sin. Ta-sin. Taht Süleyman'a mı acaba bakıyor? Ta-sin. Çünkü cinlerle bağlantıda Ta-sin'in şifre yönü var. Taht Süleyman'a bakıyor olabilir. Ben biraz kapalı söyleyeyim. Siz artık ne anlıyorsanız anlayın. İnşallah. Bunlar Kur'an'ın apaçık olan kitabın ayetleridir. Müminler için hidayet ve bir müjdedir. Mehdi nedir aynı zamanda? Hidayete vesile olan, değil mi? İnşallah. Mehdi kelimesi zaten hidayete vesile olan. Ve Allah'tan bir müjde. İnşallah. İşari manası olarak söylüyorum. Bak bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir. Şimdi dikkat edin. Bir Kur'an'ın ayetleri var. Bir de apaçık olan kitabın ayetleri var. Kaderin ayetlerine de bakıyor buradaki ifade. Bunlar Kur'an'ın apaçık olan kitabın ayetleridir. Kaderdeki olaylar da Allah'ın ayetleridir. Ona da işaret ediyor. Müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. Mehdi nedir? Hidayet ve müjdedir. İnşallah hidayet vesile olan bir müjdedir. Ki onlar namazı dosdoğru kılarlar. Tam Kur'an'da tarif edildiği gibi. Zekatı verirler. Onlar ahirete kesin bilgiyle iman ederler. İnsanların birçoğu ahirete kesin bilgiyle iman edemez. Mesela münafıklar kesin bilgiyle iman etmedikleri için münafık oluyorlar. Evet. Bir efendim biz şimdi geçerek devam edelim. Bakın zaten burada Ta-sin yani Taht Süleyman'a baktığını düşünüyoruz. Allahu alem. Birin anlamlarından bir tanesi olarak söylüyorum. Zaten 27. ayete baktığımızda 26. ayete baktığımızda 16. ayete baktığımızda 15. ayete baktığımızda birçok harikalar görüyoruz. 14. ayette şeytan Allah'a sığınırım vicdanları kabul ettiği halde diyor. Münafıklara bakıyor ayet inşallah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla, enaniyet dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Münafıklar Kur'an'dan pek hoşlanmazlar. Ama hurafe ve put adamlar, put kitaplar, put inançlar oldun mu hemen oraya giderler. Allah böyle diyor dersen, benim putum da böyle diyorlar. Dikkat edin, münafığın silahı hep puttur, şirktir. Kur'an'la konuşamaz. 15. ayette Allah, andolsun Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'da her ikisi de Kur'an'da Mehdi'ye işareten hayatlarından bahsedilir inşallah. Bir ilim verdik. Mehdi'ye de Allah özel bir ilim veriyor biliyorsun. Bir gecede Allah ona hidayet veriyor. İnşallah. Yahut özel hallerle donatıyor. Bak bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Çünkü onlara daha ayrı bir seçkinlik veriliyor. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı. Evet. Şu mektubu, bu mektubumla git. Onu kendine bırak. Sonra onlardan uzaklaş. Böylelikle bir bak. Neye başvuracaklar? Tebliğde anlatımdan sonra o insan düşünmesi için ona vakit vermenin önemine Kur'an dikkat çekiyor. İnşallah. Gerçek şu ki 30. ayette bu Süleyman'dandır. Evet. Nasılsın? Ne yaparsın? Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır. Şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bir şeye başlarken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak ona bereket getirir, güzellik getirir inşallah. Bana karşı büyüklük göstermeyin.
münafıkların, küfrün ana belası ne? Gurur, büyüklük hissi. Mütevazi insanlar hep sevilirler. Güzel huylu insanlar hep sevilirler. İyi niyetli insanlar hep sevilirler. Enaniyet yapanlar pislik adamlardır. Bakın. Orada bir hanım var. Sebe Melikesi. Devlet başkanı olmuş. Demek ki kadın da yönetici oluyormuş. İnşallah hocam. Evet. Büyük bir tahtı var diyor 23'te. Tahtı Süleyman. Ki onlar bak göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran. Bak göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran. Mesela cinlerde de Allah'ın dilemesiyle göklerde ve yerde saklı olanı bulma özellikleri vardır. Bir belge, bir evrak, herhangi bir şeyi eğer lazımsa Allah'tan duayla cini vesile ederek bazı insanlar isteyebiliyorlar. Efendim. Tabi hepsini rahat rahat anlatamıyorum. Dedi ki onun tahtını değişikliğe uğratın. Allah Allah, bu tahttan ne kadar çok bahsediyor Kur'an. Bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulamayanlardan mı olacak? Böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle miydi denildi. Dedi ki tıpkı kendisi. Üç boyutlu net görüntü oluşmuş. Etrafındaki insanlarla beraber, görüntüsüyle beraber. Bize ondan önce ilim verilmişti, biz Müslümanlardan olmuştuk. Ona köşke gir denildi. Hazreti Süleyman diyor, köşke gir diyor. Bu hanım Sebe'den gelen bir hanım. Yeni tanışıyorlar Hazreti Süleyman'la. Hazreti Süleyman sırtını dönüp konuşmuyor. Bazı kardeşlerimiz diyor ya, niye hanımına konuşuyorsun? Yüz yüze konuşuyor. İnşallah. Onu görünce derin bir susandı. Hazreti Süleyman diyor ki gir diyor. Derin su gibi göstertiyor ona. Yani şaka yapıyor aslında. Kadına şaka yapıyor. Çünkü gir demek ne demektir? Evet. Suya gir diyor. Yani onu havuz olarak düşünerek söylüyor. Şaka yapıyor. Yüz yüze konuşuyor. Derin su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Bak Kur'an özel detay veriyor. Eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zeminidir. Saydam camdan olma düzeltilmiş, özel şekil verilmiş bir köşk zeminidir. Ve alttan da su gibi ışıklandırılmış. Su görünümü veriyor. Yani dalgalandırma görünümü veriliyor. Veyahut ona benzer teknikler kullanılıyor. Kadın net olarak su zannediyor, derin zannediyor. Dedi ki Rabbim gerçekten ben kendime zulmettim. Ben Süleyman'la birlikte, bak Hazreti Süleyman'ı sevmiş. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Süleyman'dan ayrılmak istemiyor. Maşallah. Sevginin önemi görüyor musunuz? Maşallah. Bak orada ona şaka yapıyor kadına. Gönlünü alıyor. Köşk zeminde ona bir teknoloji harikası sunuyor. Hazreti Süleyman zamanında elektrik vardı. Firavun devrinde elektrik vardı. Koskoca ampuller var. Fotoğrafları var ampullerinde. Birkaç çeşit yoldan elektrik elde ediyorlardı. Elektrik geniş çapta kullanılıyordu. Aydınlatmada. Ama saraya ait bir özellik, yani halk için kullanılmıyordu. Sarayın özel konforuydu. Hazreti Süleyman sarayında da var.